Aşağıdaki ifadelerin en sade halini bulun demiş. Arkadaşlar şimdi payına baktığımız zaman x kare artı 4x. Her iki ifademde de x olduğu için x ortam, ortak parantezine alıyorum x artı 4 kalıyor. Bölü diyorum. Aşağıdaki dikkat ederseniz 16 dediğim ifade 4'ün karesi. x kare eksi 4'ün karesi. 2 kare farkı olduğundan dolayı x eksi 4 x artı 4 şeklinde yazdım. x artı 4'lere bay bay dedim ve sonucum buradan x bölü x eksi 4 olarak bulundu. Şimdi bir diğerine bakalım. Neydi bu? 3 terimle hemen hesaplıyorum. 3 ile 2'nin çarpımı x ile x'i. Bu durumda nedir? x artı 3, x artı 2. Payda kısmına bakarsak yine x'lerim ortak. O zaman ortak paranteze alıyorum. x artı 2. Yine gördüğünüz gibi x artı 2'ler sadeleşecek. Buradan da cevabım x artı 3 bölü x olarak bulunur. Yine arkadaşlar rasyonel şeklinde bir ifade verilmiş. Üst tarafa baktığım zaman ne yapacağım? X ortak parantezini alacağım. X ortak parantezini aldığım zaman pay kısmında X artı 1 oldu. Bu ifadeye baktığımda yine fark ettiğiniz gibi nedir? 2 kare farkıdır. 2 kare farkı nedir? X eksi 1 ve X artı 1 şeklinde yazıyorduk değil mi? Sayının toplamlarıyla farkı şeklinde. Şimdi X artı 1'ler sadeleşti. Bay bay dedim. Dolayısıyla ile x bölü x eksi 1 olarak ifademin eşitini buldum. Eşitliklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım x kare eksi 4. Şimdi 4 2'nin karesi olduğu için bu 2 kare farkıdır. O zaman x eksi 2 x artı 2 şeklinde yazdım. Bölü x eksi 2. Gördüğünüz gibi x eksi 2'ler sadeleşecek cevabım x artı 2 olarak kaldı. O zaman birinci öncülüm doğrudur. İkinci öncülüme bakarsam x kare artı 9. Şimdi arkadaşlar x kare artı 9 bu şekilde kalır. Herhangi bir şeyin açılımı değildir. Burada da x artı 3 var ve sonucuna x artı 3 demiş. Arkadaşlar bu öncülüm yanlıştır. Ben en fazla x kare a, e, artı 9'u şu şekilde yazabilirim. x artı 3'ün karesi eksi 6x şeklinde yazabilirim. Ama buradan sadeleşme yapılmaz. Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlıştır. Diğer öncülüme bakarsam x kare artı 4 x artı 4. Bu ne demektir? X artı 2'nin karesi. Aşağıda da x artı 2 var. Bunlar sadeleştiği zaman cevabım x artı 2 olarak çıkar. Üçüncü öncülüm doğrudur. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olarak bulunur. İfadesinin en sade halini bulun demiş. Hemen bakalım. Çarpımları 12 olan ve toplamları 1 olan ne var? 4 ve 3. Burasına da x karede x x oldu. Yalnız çarpımları eksi 12. O zaman birinin önüne eksi koydum. Hemen çapraz çarpımlarını kontrol ettim. Eksi 3x. Bunu da kontrol ettim 4x topladım x yani doğru yapmışım ortayı verdi. O zaman bölü çizgimi bir çektim. x artı 4'e ne oldu arkadaşlar? x eksi 3 oldu. Şimdi buna bakarsak çarpımları eksi 4 toplamları 3 olacak. 4'e 1 verdim. x karede x'e x olsun. Hemen birisinin önüne eksi koymam lazım değil mi? Şunun e, birinin önüne eksiği koydum. Kontrol ettim eksi x geldi. Buradan 4x geldi. Topladım 3x geldi. Yazarken nasıl yazıyorum? x artı 4 diyorum. x eksi 1 diyorum. x artı 4'ler sadeleşti. Cevabım x eksi 3 bölü x eksi 1 olarak bulunur. Ağırlığı x kare artı 7x artı 10 gram olan bir kalıp peynir her birinin ağırlığı x artı 5 gram olan dilimlere ayrılıyor. Kaç dilim peynir elde edilir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Tüm ağırlığı benim o zaman neye bölmem gerekiyor? Her birinin ağırlığına yani x artı 5'e. Şimdi x kare artı 7 x artı 10'u çarpanlarına ayırırsam çarpımları 10 olacak şekilde 2 ve 5 x kare de x x. Bakın çarptım 5x çarptım 2x topladım 7x oldu. Yani ortayı verdi. Doğru ayırmışım. O zaman çarpanları ne olacaktır? X artı 2, X artı 5 bölü X artı 5 geldi. X artı 5'lere bay bay dersem X artı 2 tane 2 dilim elde edilir diyeceğim. Bir kitabın kalınlığı x artı 2 santimmiş. Bu kitaptan yukarıdaki gibi üst üste kaç tane yerleştirilirse oluşan yapının yüksekliği x kare artı 9 x artı 14 santim olur. Şimdi arkadaşlar her bir kitabın yüksekliğine ne demiş? x artı 2 x artı 2 x artı 2. O zaman ben tüm yapının yüksekliğini bir kitabın yüksekliğine bölersem kaç tane kitap koyacağımı bulur muyum? Bulur. O zaman bunu bir çarpanlarına ayırmam lazım. X'e x dedim. Çarpımları 14 toplamları 9 yapacak şekilde 7 ile 2 dedim. Hemen kontrol ediyorum. Baktım 2x baktım 7x topladım 9x. Evet ortayı verdi. Şimdi yazalım x artı 7 x artı 2 bölü x artı 2. x artı 2'lere gördüğünüz gibi bay bay dedim. O zaman bu kitaptan x artı 7 tane yerleştirirsek ne olacaktır? Bu yapının yüksekliğini elde edeceğiz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.